5 dakika aviatör kanalımızdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 26 Eylül 2024, şu an saat 14.30. 8000 liralık bir kasayla yine aviatördeyiz. Hemen şöyle bir tablomuzu açalım, bir bakalım geçmişte ne var ne yok. Abi tek pembe görünüyor, 18.01. Onun haricinde kritik ne var diye bakıyorum. Şurada bir miktar yeme yapmış oyun, sonrasında da bir miktar ödemiş. Sonra 2 al 2 ver derken al verli tekli bir seriye geçmiş. Arkadaşlar bugünün temel konusu şu: aviatör nasıl oynanır? Aviatör nasıl oynanmalı? Bunu çokça görüyorum yorumlarda. Abi ben sürekli oynuyorum ama hiç kazanamıyorum diyenler bile var. Yani burada göreceli bir durum tabii ki. Sürekli oynayıp kazanamayan dostum, yani oynamasan daha iyi olur ama ben yine de deniyorum nasıl oynamalıyım diyenler için birkaç kritik şey söyleyebilirim. Bakın biz geldiğimizde neye dikkat ediyoruz şu an gördüğünüz gibi? Hemen bir tabloya bakıyoruz. Nereden gelmiş, nereye gidiyor? Bak şu an tekli serilerden çıktı. İkili bir ödeme gösterdi. Bunun arkası mavi olasılık var diye. Bu tarz tahminlerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Algoritmayı, tabloyu okumaya çalışıyoruz arkadaşlar. Aviatörde en kritik şey nedir diye sorarsanız bence bu. Yani oyuna geldiğinizdeki bu başlangıç aşaması bence en kritik olay. Burada doğru başlangıç sonrasında da doğru ilerlemeyi getirebilir. Yani bu benim görüşüm tabii ki. Dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın 3. ödemeyi gösterdi oyun. Hadi ilk denememizi yapalım. Şöyle tek kasayla yapacağız. 500 lirayı gönderdik. Bakalım oyun ödemeye devam eder mi, etmez mi, keser mi? Ona göre arkasından hamlelerimizi yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu oyun nasıl oynanır? Buyurun benim tarzım. Hemen şöyle 2 de alalım abi. Bak 1000 lira olarak ekledik kasamıza. Ufaktan da olsa bir karla başladık. Bu ne demek oluyor? Karla başlamak oyunda ayrı apayrı bir özgüven sunuyor bize. Yani buradan sonraki hamlelerimizde şimdi başladığımız özgüvenle ilerleyeceğiz. Tabii sonrası ne olur? Birlikte bir şeyler deneyeceğiz burada. Hem oynuyorum hem anlatmaya çalışıyorum. Bu arada pembeyi de kaçırdık. 13.36 sıkıntı yok. Biz tabloya bağlı kalmayacağız da bir şeyler anlatarak oynayacağız. Hemen ikinci kasayı devreye soktum arkadaşlar. Az önce tek kasa girdik. 1000 lira olarak kasamıza yansıdı. Bakın şimdi 1000 lira olarak girdim. Buradan da eğer patlamazsak bir kar almaya çalışacağız. Haydi oğlum. Şöyle 2 de kasa korumamızı yaptık. Giderse şuradan da bir 3x'e. Güzel baba, 3x'de aldık. Bakın 1520 lira olarak da buradan kasamıza yansıdı. Totalde 10 bin liraya çıkardık. 2000 lira karımız var. Hemen bas çek. 2000 lira kara getirdik kasayı. Yani burada bir şeyler anlatmak için oynuyorum. Anlatarak oynuyorum. Bugün yani kazansak da kaybetsek de zaten paylaşacağım kanalımızda. Ama umarım iyi de bir karla ayrılırız buradan diyelim. Bu arada ikinci pembeyi de gösteriyor oyun inadıma. Çok iyi ödeme yapıyor. Ama sıkıntı yok, biz yine aynı şekilde taktiğimize bağlı kalacağız. İyi bir ödeme serisi oldu arkadaşlar. O nedenle kasayı yükseltmedim. Şimdi 500-500 iki kasa yine aynı şekilde gönderdik. Olur da patlarsak kardan düşeriz. Yani kasayı riske etmemeye çalışıyorum. Bakın karla oynuyoruz. Yine yaptık kasa korumamızı. 2.35'te kaldı. Bak kasa koruma yaptık, zararımız yok. Bastığımız gitti sadece. Bir diğer taraftan kurtarmıştık. Şimdi iyi bir ödeme serisi var demiştim. Bunun arkası güncel tabloda artık maviye dönebilir diye. Bakın arada bekliyorum. Burayı görmemiz lazım. Mavi olasılık var. Eğer ödemeye devam ederse yine biz de denemelerimizi yapacağız. Evet, mavi de bırakmadı. Yani burada bazen anlatırken kelimeler, cümleler birbirine giriyor. Umarım özetlemeye çalışmışımdır. Bakın ödemeye devam ediyor. Şimdi biraz risk almaya başlayacağız. Şöyle 1500-1500 iki kasa gönderdik. Yani başlangıçta yükselte yükselte gitmeye çalışıyorum. Buna dikkat çekmeye çalıştım. Bakalım ne kadar gidebileceğiz? Nerelerde ne riskler alabileceğiz? Bunu hep birlikte yine göreceğiz ilerleyen süreçte. İyi ki biri kasanın birini erken bozmuşuz. 1.97'de kaldı. Şimdi mavi gösterdi orayı ama tek mavi olabilir. Arkasını denemek istiyorum. Bakın bu da hala kardan oynadığımız için onun özgüveniyle oluyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Ana kasadan oynamıyoruz. Şu an hala kardan ilerliyoruz. Gider mi burası? Yaptık abi 2'de kasa korumamızı. Verir mi şuradan bir 3x? 3x baba. Çok güzel oldu. Bak 4560 lira da buradan ekledik kasamıza. Abi 14.500 liraya çıkardık. Yani nasıl başladık?
deneyerek ufaktan başladık. Baktık ödemeye devam ediyor. Bir miktar yükselttik. Arkasından iki kasaya devam ettik derken çok fazla risk almadan tabloyu da okuyarak şu an iyi bir kar elde etmiş olduk arkadaşlar. Aynı şekilde biraz daha oynamaya devam edeceğiz. Bu arada yine bir pembe. Ama biz tabii bir şey anlatırken pembeleri, yüksek morları kovalamadık. Oralar önemli değil. Şu an size taktik gibi bir şey anlatmaya çalışırken aynı zamanda da kar almaya çalışıyorum. Yoksa normal kendi stilimde oynasam şuralarda zorlardım abi bir şeyleri. İyi de ödeme yapıyor oyun. Güzel de bir anına denk gelmiş olabiliriz. 113'te kaldı. Şimdi 113 gibi büyük bir pembenin arkası abi ne olur? Mavi olasılık var. Tek kasa göndereceğiz 500 lira. Olur da patlarsak çok büyük bir kaybımız olmasın. Ama ödemeye devam ederse de kasaya ekleme yapalım diyecektim. Mavi gösterdi. Şimdi tablo değişti bak. Al, ver, al, ver. Burada ikinci kasayı da devreye sokacağım canlar. Şurada çünkü çok iyi bir ödeme var. Bunun arkası buradan bir geçiş olup yeme de yapma olasılığı var. O nedenle iki kasayı yükseltmedim. Biri küçük, biri büyük şeklinde iki kasa girdik. Gider mi? İki de aldık abi. 3000 ekledik. Şimdi bu 500 lirayı istediğimiz yerde bozabiliriz. Hepsi kar. Tamamı kar. Ama bu kadar pembe gösteriyorken hadi bir deneyelim. Gider mi bir pembeye bekleyeceğim. Buraya bir risk alalım. Burayı bir risk alalım hadi be. 6.20'de kaldı, 6.21'de. Bekleyecek yeri buldu. Tek kasa görelim arkadaşlar. Çünkü al ver gösteriyor demiştik oyun. Bakın yine al ver göstereceği, mavi gelebileceğini düşündüğümüz yerlerde ufak bir kasa gönderiyorum. Bu da olur da iyi bir ödeme yaparsa iyi bir kar ekleyebilmek için. Yoksa hiç girmesek de olur. Bu arada mavi de bırakmadı. Acaba mavi de bırakmamışken az önce 6.21'de kalmıştı. Gider mi baba buradan bir pembeye? Hadi be, bu kadar anlatırken bir de pembe alalım. Git oğlum. Git oğlum, 500 lirayla şöyle bir 10x falan verirse 5000 lira ekleriz abi kasaya. Gidiyor mu? Gidiyor mu lan? Hadi be. 8.84'te kaldı. Şansıma tüküreyim. Abi oyun ödemeye devam ediyor. Bak şimdi biraz daha kasaları arttırdık. Çünkü iyi bir karımız var. Bu karı katlamaya çalışıyorum. Umarım buradan da kazançlı çıkarız. Umarım ödeme serisi devam eder diyecektim. 1.21'de kaldı. Az önce mavi gelebilir diyorduk. Burada geldi abi. Tekrar gireceğim bunun arkasına. Bakalım nasıl ilerleyecek. İşte buralarda tablo geçişleri var arkadaşlar. 1x'de kaldı. Tablo ne yaptı şu an? 2 ödeme arkası. 2 yeme yaptı. Bakalım 2-2 devam eder mi? Bir tur daha denememiz gerekiyor burada. Şu an tüm karı verdik. Bastığımız patlarsa eksiye düşeriz. Umarım patlatmaz. 2x, 3x mantığıyla gider mi acaba? Hadi oğlum. 2'de yaptık abi kasa korumayı. Şu an zararımız yok. Bastığımız hepsi kar olacak. 3x'de alırız abi. 4560. Ekledik tekrardan. Geri döndürdük kasayı. Geri çevirdik. Bakın bu tarz geçişler anlık düşüşlere, anlık yükselişlere neden olabiliyor. İşte bu yüzden kontrollü olmamız lazım. Girelim abi tekrardan. Madem tablo 2-2 gösteriyor. Bunun arkası da ödeyebilir. Bir de burayı görelim. Yani hem anlatarak hem oynamaya hem de para kazanmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi inanın bu çok zor oluyor. Normalde bu oyun full konsantrasyon oyunu. Tam bir psikolojik oyun. Yine yaptık abi kasa korumamızı. 13.120 oldu burası. Şunu bir 20.000 liraya çıkarabilir miyiz ya? Bir 7.000 göster bana. Bana bir 7.000 göster, basacağız abi. Hop bastık baba. 7.260'da buradan ekledik. 20.380 liraya çıkardık kasamızı. Abi aviatör bence işte böyle oynanır. Aviatör nasıl oynanır? Bence böyle oynanır. En temiz kazanç alma şekli, yöntemi işte bu. Okuduk buraları. 2-2 gidiyor bakın. 2-2 devam etti. Biz de ona göre hamlelerimizi yaptık. 20.000'in üzerine kadar çıkardık kasamızı. Güzel bir kar var. Birkaç dakikada 12.000 liranın üzerinde bir karımız var. Bakalım tablo nasıl ilerleyecek? Son anda mavide bıraktı bu arada. Mavi yapmayacak mı diyecektim. 1.99. İlk maviyi gösterdi. Hadi o 2-2'lere bağlı kalalım. Bakalım tablo aynı şekilde ilerleyecek mi? Tabi bu seriler ilelebet gitmiyor arkadaşlar. İkinci mavi de geldi. Şimdi burada 380 lira küsuratımız var. Bunu göndereceğiz. 20.000 bizim için bir hedef olsun. 20.000'e fixledik. Eğer tablo ödemeye devam ederse bu küsuratları katlamaya çalışalım. Buradan da bakalım kar alabilecek miyiz? Yine deniyoruz şansımızı. Umarım iyi bir kar alırız. Güzel. Mavi de bırakmadı. Şöyle bir 3x verir mi bize? Çok güzel baba. 1143 lira yaptık bak, 300 küsür lirayı. Hemen bas çek yaptık. 1144 lira mı oldu? Şurayı bir yazalım hemen. 1100.
Yanlış yazdım. 144 lan yetişemedik abi. Yani ben yanlış yazdım. Yazamadım. Solak olunca tersime geldi bir an. Oo, vassakta patlarmışız zaten. Sıkıntı yok abi. Neye döndü oyun? Al ver mi gösterdi? Tamam, az önce basamamıştık. Şimdi deneyeceğiz. Yine 20 bini düşmeden deniyorum arkadaşlar. Bakın küsuratla denemeye çalışıyorum. Bir hedefimiz olsun. Bunun altına düşmeyelim. O kar cebimizde şu an. Cepte sayalım. Orayı kullanmayacağız. Güzel. Burada da mavide kalmadı. Verin bir 3x. 3x abi. Çok güzelsin baba. 3.477 lira kar ekledik. 23.400 oldu arkadaşlar. 300 küsür lira küsuratla bakın 3.477 lira ekledik. Yine al ver gösteriyor gördüğünüz gibi. Buna bağlı olarak yine o 3.400 lirayı kullanacağız. Bakalım bunun arkası mavi yapacak mı? Seri de değişmişken bu sefer al ver serisine göre oynuyoruz. Güzel, mavi geldi. İki kasa gireceğim şimdi. Küsuratın tamamını gireceğim arkadaşlar. Ne kalmış? 1977. Bastık abi. Yine 20 bini düşmeden 20 bin bizim barajımız ama ne alabilirsek üzerine eklemeye çalışacağız. Hadi oğlum şuradan bir 2x 3x alalım. Ha, yapma be. 1.73'te kaldı. Bu kadar basmasak da olurdu aslında ama alabilmişken iyi bir kar alalım dedik. Olmadı. Sıkıntı yok. 20 bin liraya getirmiştik zaten. Barajımız 20 bindi arkadaşlar. Açalım tabloyu. İşte oynadığımız tablo candan. Bugünü böyle noktalayalım. Temel konumuz neydi? Avyatör nasıl oynanır? Avyatör bence böyle oynanır arkadaşlar. Denemelerimizi yaptık. Tabloyu okuduk. Hamlemizi yaptık. İyi bir giriş yaptık. Her şeyin özeti ne demiştim? Oyuna iyi bir başlangıçla başlıyor temeli. Sonrasında da hamleler ona göre geliyor. Tabii ki bu temelin bir de finali var. İyi başladık. Hamleleri yaptık. İyi bir kar aldık. Ama finali de iyi yapmamız gerekiyor. Bakın dikkat ettiyseniz 20 bine geldikten sonra o 20 bini bir baraj olarak varsaydım. Üstündeki o küsuratları katlamaya çalıştım. Aslında orada da çekilebilirdik. 3.400 lira gibi bir para olmuştu orası. 300-500 liralarını kullanabilirdik ama biz biraz daha bir şey alır mıyız diye orayı zorladık. Hiç sıkıntı değil. 8.000 lirayla geldik. 20.000 lirayla günü kapatıyoruz. Kâr cebe yakışır. Aviatör bence böyle oynanır arkadaşlar. Güvenli oynadığım siteler yorumlarda başa sabitli. Benden bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kâr almışken kaçmayı da bilmek lazım. Bunu unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.